paranı birinci etap Mürşit Pınar OSEB'e olarak yani projeyi duble demir yolunu tek hat mı yapıyor? Duble demir duble oluyor kesin yani. Biz çift hat demir çift. Evet. İşte bu eğer benim dediğim 200 trilyonu biz Mürşit Pınar şey arası tekli bir hatta yapsa 2 senede biz bu işi yaparız. Sayın Valim şeyde bir mutlaka bu duyduğunuz gibi lojistik köy meseleleri Türkiye bu konuda geç kaldı. Birçok yerde sıkıntı çekiliyor. Zamanında lojistik köyü düşünülmediği için sonradan arkadan istimaten gelsin diye yapılıyor. Ondan sonra birçok yer çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Urfa'da sıkıntı çekmememiz için hemen lojistik köy meselesinde şimdiden düşünmemiz lazım, projelendirmemiz lazım. Değil de şu lojistik merkezinde mutlaka ara yollara vagonu sokmamız lazım yani. Projeyi öyle yaptıracaksınız yani. Unutmayın. Hem lojistik merkezi demir yolu bugün buradan da çıkan bir keşif yapın bence güzel. Gideceğiz. Böyle bir şey geliyor mu? 9-7 lojistik merkezi yapıyorsunuz. Sayın Bayraş. Onlar tam lojistik. 18 dönüm araziyi kamulaştırıyoruz. Lojistik köy kuruyoruz şu anda. Demir yolu. Evet. Şu anda bugün itibariyle kamulaştırmış. O dediğin çelişki oluyor Sayın Bey. Demir yarısının görüşünün aksi oluyor. Yok kamulaştırmayı biz yapıyoruz. Orada biz şey istasyonumuzu kuracağımız yeri yapıyoruz. Yapıyoruz. Biz oraya lojistik köy kuruyoruz. Yani orada bir sıkıntı yok. Burada da 56 dönüm. Devamında da ama öncelikli olarak organizeye kadar olan yeri biz yıl sonu uygulama projesi elimize geçerse, ki geçer diyorsunuz. Etabın uygulama ihalesini burayı yaparız seneye. Şeyde eğer projede gecikecekse de önce bizimkini yapıp bitirsinler. 3-5 ayda bitiyorsa bitsin yani. 38 kilometre. Yani, Sayın Bayram, tabii uygulama projesini de Mürşit Pınar'dan başlatıp o seviyeye kadar yani bu taraftan başlatacağız. Yani marka olurum orası. Benim cazibe merkezi olurum orası yani. Kim olsa biz önüne koyduğumuzda gel yatırım yap dediğimizde artı değer olarak yıldızlı diyeceğiz ki demir yolumuz var. Organizenin içinde lojistik merkezimizde demir yolumuz. Bu çok önemli bizim için. Bunu tutana... Yok yapmada iki yaparsanız nur alanır. Ama Sayın Bayram diyor ki eğer mesela maliyet falan size sıkıştırıyorsa alt yapısını yap bir hatayla ben bir döşer demir yolumu ben bir bağlayayım. Ondan sonra ikincisini sonra da 80 olur. Mümkün olur. Var mı zaten? Ve bu işin en önemli hususu o paraydı. Bu devlet o parayı koyduysa bizim süratle onu realize etmemiz önemli. Ben söylemek istediğim o. 4 aydır. 4 ay Mürşit Pınar organizedir. Diğer 8 ayda organize şehir havaalanı şehir. Yok. Öbürle ilgili değil. Ama ikinci teklifim diyorum ki bana bir hafta yeter haberiniz olsun diyorum. Şimdi bilindiği üzere KAP eylem planı kapsamında Şanlıurfa'nın Mürşit Pınarı'na demiryoluyla bağlanması gündemde Sayın Başbakan'ın talimatlarıyla. Biz de ayrıca organize sanayi bölgemizde bir lojistik merkezi kurmayı Karacadağ Kalkınma Ajansı vasıtasıyla düşünüyorduk. Bugün Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanları, Demiryolları Bölge Müdürlüğümüzün yetkilileri ve Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün APK dairesi uzmanlarıyla bir toplantı yaptık. Neredeyiz, ne yapmamız gerekiyor tartıştık. Sevindirici olan, Urfalıları mutlu edecek olan konu Mürşit Pınar Şanlıurfa Üniversite ve havaalanı bağlantısı için toplam 200 milyon TL ödeneğin 2012 yılı yatırım programına demiryollarının konulmuş olmasıdır. Yani elimizde halen kullanılabilecek 200 milyon TL bir para var. Yine sevindirici olan konu bu işin bahsettiğimiz Mürşit Pınar Urfa bağlantısı işinin projelerinin ihalesi için teklif alınmış. Onu öğrendik. Şu aşamada teklifler değerlendiriliyor demir yollarında. İnşallah Mayıs ayının içerisinde sözleşme imzalanacaktır. Ve yıl sonuna kadar da aşağı yukarı bir yıl içerisinde uygulama projelerini müteahhitler yapacaklardır. Bunlar güzel şeyler. Bizim buradaki müdahalemiz şudur. Mürşit Pınarı'ndan havaalanı, Urfa havaalanı ve üniversite uzun bir yol. İvedilik'le bizim ricamız bunun projenin 2-3 etaba bölünerek özellikle İvedilik'le Mürşit Pınar organize sanayi bağlantısının yapılması gerektiğini arkadaşlarımıza anlattık. Bunu kabul ettiler. Şimdi de gidip hem lojistik merkezinin yerini uzmanlarımız gezecekler. Hem de proje müteahhitlerine bu işin etaplı olarak yapılması ve
birinci etabın Mürşit bin Arşanurfa olarak realize edilmesini karar altına aldık. Bunun takipçisi olacağız. Umarım 2013 yılında, en geç 2013 yılında, belki de bu yılın sonuna doğru Mürşit bin Arşanurfa demiryolu bağlantısının ihalesini yapar, temelini atarız ümidindeyim. Hayırlı olsun, bunun gayreti içerisinde olacağız.